Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda Anadolu Hayat Emeklilik'te BES fonunuzu nasıl değiştirebilirsiniz, fonlarınızı, sözleşmenizde buna bakacağız. Öncesinde kanalı hatırlatalım. Bildiğiniz gibi bizler bu kanalda sadece bireysel emeklilik konuşuyoruz. Günlük BES fonlarının getirilerini de Instagram ve Twitter hesabımızdan grafiksel olarak her gün paylaşıyoruz. Eğer sizlerin de bir bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim dedikten sonra konumuza geçelim. Şimdi Anadolu Hayat Emeklilik'te bildiğiniz gibi benim çocuğum için ayırmış olduğum bir sözleşmem var. Buna yeni başladım. Bu doğrudan 18 yaş altı bir BES değil. Bunu da şu sebeple öyle yapmadım. Birincisi benim halihazırda bir çocuğum yok. İkincisi de bazı bireysel emeklilik çocuklarla alakalı BES sözleşmelerinde şunu okudum. 20 yaşına geldiğinde çocuğunuz için BES açtırdığınızda 20 yaşına geldiğinde sözleşmenin yöneticisi olarak onun atandığını gördüm. Açıkçası 20 yaşında bir çocuğun da o seviyede bir parayı yönetebileceğine inanmadığımdan şimdilik sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Tabii ki farklı bir plan varsa belli bir yaşa kadar ya da siz istediğinizde ona devredebiliyorsanız gayet mantıklı, öyle de yapabilirsiniz çocuğunuz için. Ama yoksa da normal bir BES kendinizi açıyormuş gibi açıp bunu çocuğunuz için düşünerek, planlayarak istediğiniz zaman da ona devredebilirsiniz. Neticede zaten kanuni varisiniz olarak onlar gözüktüğü için o şekilde olacaktır. Şimdi Anadolu Hayat Emeklilik özelinde diyelim ki bir BES fonu değişikliği yapmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? İşte Anadolu Hayat Emekliliği sitesine girdik. Kullanıcı adımızı, şifremizi, parolamızı neyse girdikten sonra Anadolu Hayat sayfası karşımıza geldi. Buraya kadar gelebileceğinizi düşünüyorum. Bu noktadan sonra burada hemen alt tarafta sahip olduğunuz bireysel emeklilik hesapları diye bir bölüm var ve burada planları gösteriyor. Hemen burada değişiklik yapmak istediğiniz plana giriş yapıyoruz. Şu ana kadar ben bu sözleşmeye sadece 500 liralık bir para yatırdım. Akabinde de bir devlet katkısı alındı ve altın fonundaki getirilerle birlikte de 689 liralık bir rakama ulaştı bu sözleşme. Altınla başlamıştım, daha sonra değiştiririm diye. Şimdi bir değişiklik yapacağız. Bunu sizlerle birlikte yapalım istedim. Hem Anadolu Hayat Emeklilik'te nasıl değişiklik yapabiliyorsunuz, bunu da öğrenmiş oluruz. Burada zaten sözleşmemizin detaylarını gösteriyor. Hatta burada kesintilere kadar da gösteriyor. Şu ana kadar benden 70 liralık bir kesinti yapılmış. Muhtemelen bu giriş aidatları vesairelerle alakalı olarak. Bu alandan sonra hemen şurada fon dağılım değişikliği bölümü var. Buna tıklıyoruz. Buna geldiğimizde burada muhtemelen daha önce bir risk profili çizilmesi gerekiyor. Bir anket çözülmesi gerekiyor. Ben bu anketi Mayıs'ın 30'unda çözmüşüm. Eğer siz de çözmediyseniz bu anketi burada hemen çözmenizi isteyecektir. Bunu yaptıktan sonra da fon dağılım değişikliğine fon dağılımını değiştir şeklinde giriyorum. Burada serbest fonu seçeceğim çünkü ben kendim seçmek istiyorum bütün fonlarımı herhangi bir yardım almadan. Devam et diyorum. Hemen karşıma Anadolu Hayat Emekliliği'nin kendi fonlarını çıkarttı. Burada onları bir kategorize etmiş risk algılarına göre. Ben bunu yapmak yerine BEFAS fonlarına git diyorum. BEFAS fonlarına geldiğimde isterseniz buradan aradığınız fonu daha kolay bulmak için bir seçim yapabilirsiniz ama ben buna ihtiyaç duymuyorum. Burada bütün emeklilik şirketlerinin fonları olacak. Bakın Allianz, BNP Paribas, Garanti istediğiniz sözleşmeci şirketin fonlarını buradan geçiş yapabilirsiniz. Hemen onun üstüne tıkladığınızda oranın fonları açılıyor ve artık yüzde olarak artırarak kendi portföyünüzü oluşturmanız sizden bekleniyor. Burada istediğiniz fonu istediğiniz sözleşmeli şirketten satın alabilirsiniz. Anadolu Hayat Emeklilik'te olması şart değil. Ama ben bu videoda Anadolu Hayat Emeklilik'ten beğendiğim fonlara geçeceğim için bu şekilde gösteriyorum. Şimdi Anadolu Hayat Emekliliği açtım. Kafamda ne var? Şuraya açmıştım sizler için.
Anadolu Hayat Emekliliği'nin teknoloji sektörü hisse senedi emeklilik yatırım fonu var. Neden bu fon diye sorarsanız, hem yerli hisse senedi piyasasında ciddi bir oranı var, hem de yabancı hisse senedi piyasasında da teknoloji sektörüne yönelik hisse senetlerini aldığını görüyoruz. Dolayısıyla hem buradan döviz kârı hem de uzun vadede bütün hisse senedi piyasasının ben daha avantajlı olacağını düşündüğüm için bu fona geçmek istedim. Çünkü bu çok çok uzun vadeli bir plan benim için. Kendi emekliliğimden de hariç, biliyorsunuz garanti emeklilikteki plandan da hariç geniş bir perspektifte olacağından risk de alabilirim. Çok riskli bir fon bu. 7. Valörü de 1 ve 2 gün şeklinde değişiyor. Garanti emekliliğin, Anadolu Hayat Emekliliğin teknoloji sektörü hisse senedi emeklilik yatırım fonu. Şimdi bunu buradan bulmamız lazım. Buraya geldiğinizde şunu da unutmayın. Burada açtığınızda teknoloji sektörü hisse senedi fonu yanında hemen bilgi bölümü var. Tıklarsınız. Buradan karşınıza fonun bilgileri çıkıyor. Yatırımcı sayısı, ne zaman halka arz edildiği, fonun toplam değeri, birim pay adedi şeklinde ve dağılımını da görebiliyorsunuz. Burada %50'lik bir yerli hisse senedi, %45'lik de yabancı hisse senedi fonu var. Bu fonun diğer bir özelliği de yabancı oranı en yüksek fonlardan bir tanesi. Yabancı hisse senedi yatırım fonu olarak en yüksek fonlardan bir tanesini olduğunu görüyoruz. Evet, teknoloji sektörü hisse senedi fonuna geçeceğimi söylemiştim. Burada artık istediğim kadar oranımı artırıyorum. Ben %80'de duracağım. %80'den sonrasında da altın fonuna park etmek istiyorum. Bir miktar faiz hassasiyeti olmayan iki tane altın fonu var. Biri katılım faiz hassasiyeti olan, diğeri de normal altın fonu. %20'lik anlamda da altın fonunu seçtim. Burada fon dağılımını görmek için tıklıyorsunuz. Hemen neleri seçtiğinize bakmış oldunuz. Şurada neden bunun gözüktüğünü bilmiyorum ama sıfır bu neticede VEFAS olarak gözükmüş. Şu anda altın fonu ve teknoloji sektörü hisse senedi fonu olarak seçtik biz ve fon dağılımını değiştir diyorum. Burada bir uyarı yapıyor. Okudum ve onaylıyorum diyorum. Ve devam et diyorum. Son kez bir doğrulama yapıyoruz. %20 altın, %80 teknoloji sektörü hisse senedi fonu dedik. Devam et diyorum. Şimdi nasıl uygulansın bölümü var. Burada fon dağılımınızı sadece bundan sonra ödeyeceğiniz katkı paylarının fon dağılımını değiştir. Bu zamana kadar birikiminiz fon dağılımını korur diyor. Yani şu anda ben altındaydım. Altın fonu olarak devam edersin. Bundan sonra ödediklerini yaparsın diyor. Diğerinde de sadece mevcut birikiminizin fon dağılımını değiştir. Bundan sonra ödeyeceğiniz katkı payları eski fon dağılımınızdan devam eder diyor. Ben ikisine de uygulanmasını istiyorum. Hem içerideki param bunlara geçsin, bu fonlara, hem de bundan sonra ödeyeceklerim bu benim seçtiğim fonlardan satın alınsın şeklinde. O yüzden ikisinin de işaretli böyle yeşil bir şekilde gözüküyor olması lazım. Değişikliği onayla dedim. Evet, fon dağılımımızı güncelledik. Fon dağılımımız %20 altın, %80 teknoloji sektörü hisse senedi fonu olarak güncellendi. Sağlıklı günler dileriz diyor. Burada artık hemen geçmesini beklemeyin. Valör süreleri var dediğim gibi. Şu anda mevcutta bulunduğum altın fonunun bir satış valör süresi olduğu gibi burada geçeceğim fonun da bir alış valör süresi var. Bunlar bu hafta içerisinde tahmin ediyorum birkaç işlem içerisinde güncellenecektir ve ondan sonra artık yeni fonlarıma geçmiş olacağım. Bu şekilde Anadolu Hayat'ta fon değişikliğini bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen takıldığınız yerleri videonun altındaki yorum bölümünden yazmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.